Sayın seyirciler merhabalar. Yeni bir Cemalettin Camcı'yla yeni ve güncel sağlık programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğum Operatör Doktor Cem Sever benimle beraber. Bugün kendisinden skolyoz cerrahisi, omurga cerrahisi ile ilgili değerli bilgilerini paylaşmak isteyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Bir öncelikle seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Cem Sever. 1977 İzmir doğumluyum. Üniversite eğitimimi 9 Eylül'de İzmir'de bitirdim. Şişli Etfal İhtisaslıyım. Şimdi de Şişli International Kolon Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bu şekilde. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Ortopedi, olarak travmatoloji uzmanıyım. çalışıyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda doçent olarak göreceğiz İnşallah. sizi. İnşallah. Sağ olun. Genelde İzmir'den İstanbul'a gelmeyi pek sevmezler. Nasıl oldu sizinkisi? Öyle oldu. Değil mi? Yani hata demeyeyim ama yani herkesin memleketi güzeldir mutlaka Tabii da. ki. Ben memleketimi çok severim. Çocukluğumuz orada geçti. Ne güzel. İhtisası burada kazandım. Yani üst sıralardaydı Şişli Etfal. Burası Çok oldu. iyi. İyi de oldu. Çok kıymetli hocalarımın, abilerimin yanında yetişme fırsatı da buldum. İyi de oldu benim için. Ama bir kere girdikten sonra bir daha artık dönemedik Tabii İzmir'e. doğru. Peki Emekliliğe ortopedi inşallah. istediğiniz bir bölümdü galiba. Üst sıralarda olduğuna Öyleydi. göre. Doğru. 14 tercihimin 14'ü ortopedi. Babam Oo. ortopedist. Aa öyle mi? Baba mesleği. Oradan devam ettik. Ha peki. Tabii babam çok etkiledi beni Peki açıkçası o baba konuda. aktif görev yapıyor mu şu an? Yeni emekli oldu o Yeni da. emekli oldu. Artık yeter bıktım mı diyor. Yani ne diyor? Ya aslında bıraksanız hala çalışacak da artık biz tamam dedik babacığım, Yeter hadi dediniz otur yani. dinlen azıcık, ama hala çalışıyor. Tabii mutlaka. Yani Şey yapmıyor. bizde emeklilik yok ya gerçekten. Yok. Yani zor bir şekilde şeyimiz devam ediyor tabii ki. Evet. Çalışmamız devam ediyor. Kesinlikle. Peki hocam bugün omurga cerrahisiyle esas ilgileniyorsunuz Evet. siz. Yani ortopedinin içinde bir sürü fraksiyon var, alt gruplar var. Omurga cerrahisi de zor bir cerrahi. Hakikaten Zor. gerçekten sıkıntılı bir cerrahi. Omuriliğin içinde olması Evet. en büyük sıkıntılardan bir Evet. tanesi zaten. Çoğumuzun bel ağrısı, şusu busu vardır ama siz daha ilerisi omurga anomalileriyle yani Evet. düzensizliklerle ilgileniyorsunuz. Evet. Nedir bu skolyoz? Skolyoz daha çok çocukluk ve ergenlik yaş döneminde ortaya çıkan omurganın deviasyonu, daha doğrusu eğilmesi, önden baktığımız zaman eğilmesi, yukarıdan baktığımız zaman rotasyon uyanması, yani dönmesi şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlık. Birçok tipleri var, birçok alt tipi var ama bizim en sık gördüğümüz ergenlik döneminde ortaya çıkan adolesan idiopatik skolyoz. Adolesan ergenlik demek biliyorsunuz hocam. İdiopatikte sebebi belli olmayan skolyoz tipi. %85-90'ı bu gruba giriyor. Bunların da kendi içerisinde alt tipleri var. Geri kalanlar işte doğumsal olanlar, konjenital olanlar var. Veya işte küçük yaşta başlayıp hızlı ilerleyen grup var. Bunlar daha küçük bir grup. Çoğunluğu adolesan dönemde, ergenlik döneminde ortaya çıkan grubu oluşturuyor. Tabii okul taramaları burada çok önemli oluyor. Ailelerin bunu çoğu zaman fark etmeleri çok zor olabiliyor. Çoğunlukla kız çocuklarının ortaya çıkıyor. Neredeyse erkek çocukların iki katı kadar kız çocuklarının ortaya çıkıyor. Tam da ergenlik dönemine girdikleri dönemde böyle bir omurga eğriliği olduğu için ve elde bacakta olan bir eğrilik de olmadığı için çocukların da o dönemde daha içe kapanık oluyorlar ergenlik döneminde. O eğriliklerini fark edemeyebiliyorlar veya fark etseler de paylaşmak istemiyorlar. Çok basit testlerle aslında bunları öngörüp erken teşhis koymak çok önemli. Çünkü omurga skolyoz ilerleyebilen bir hastalık. Onu soracağım. Şimdi yani testlere geçmeden evvel peki bu kolaylaştırıcı şey var mı? Diyelim bir altyapıda bir bozukluk var. Evet. Yani bir rotasyon var veya Hı. işte dönmeler vesaireler var. Biz bunu ne yaparsak daha kötüye götürüyoruz? Duruş anomalisi mi var? Nedir bunlarda? Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Bu dönemdeki çocuklarda özellikle okulunda çok aktif olduğu, sınavları girip çıktıkları ve ağır sırt çantaları taşıdıkları dönemler. Var olan skolyozu kesinlikle arttırabiliyor. Bu bir gerçek. Duruş bozukluğuna da sebep olabiliyor. O yüzden o dönemde bunun erkenden fark edilip uygun, eğer cerrahi sınırlarda zaten cerrahi tedavi ediyoruz ama çoğu daha cerrahi tedavi gerektirmeyecek derecelerde olduğu için o zaman da fizik tedavi modaliteleriyle bunları biz düzeltmeye çalışıyoruz ve yakın takip ediyoruz.
Çünkü çocuk büyüdükçe omurgası da büyüyor, omurga büyüdükçe eğrilik de artıyor. Bunun belli sınırlar içerisinde tutmaya çalışıyoruz, kısmen düzeltmeye çalışıyoruz. Ama artık düzeltemediğimiz evrelere geldiği zaman da cerrahi tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani hani şey vardır ya halk arasında atasözü, ağaç yaşken eğilir Evet, muhabbeti. ben de çok Hakikaten o kullanıyorum. şeyde ağaç yaşken yani çocuk daha büyürken belli postür düzenlemeleri herhalde faydalı olur diye düşünüyorum. Aynen hocam. Ben de çok kullanırım onu hastalarıma anlatırken. Ağaç gerçekten yaşken eğilir, yaşken de düzelir. Yaşken düzelir Yani tabii. bunu erken dönemde fark etmek ve buna yönelik tedbir almak o yüzden çok önemli. Evet. En azından ilerlemesine çok kabul edilemeyecek hem kozmetik hem de fonksiyon açıdan kabul edilemeyecek sınırlara gelmesine engel olmak lazım. Peki ne yapıyor? Skolyoz Ne belli derecede. bizim sıkıntımız ne yani? Niye düzeltmeye çalışıyoruz? Şimdi kozmetik kısmını en son anlatacağım Tamam, izninizle kozmetik ama en onun kötü. dışında Yani en şey tarafı. evet bazen çok önemli Fon tabii olabiliyor ama mutlaka fonksiyonel olarak bizde ne fonksiyon yapıyor olarak yani? neler yapabiliyor? Şimdi biz karşıdan omurgaya baktığımız zaman bütün omur aralarındaki disklerin yere paralel olmasını ve omurganın dümdüz olmasını bekliyoruz. Bu normalidir. Eğer eğilme başladıysa özel ölçüm teknikleri var ve 10 dereceye kadar olan hiçbir eğriliğe biz skolyoz demiyoruz. Bu normalin bir varyasyonu. Belki yoldan geçen 100 kişiden ölçüm yapsak belki 30'unda 40'ında bunu da görebiliriz. Bu normal. 10 derecenin üstündekilerin adı artık skolyoz. 10 derece ile yaklaşık işte 20-25 derecelere kadar çoğunlukla bunlar çok rahat tolere edilebiliyor ve dışarıdan çok kolay anlaşılmıyor bunlar. Ama 20-25 derecelerin üstünden 40 derecelere kadar hem de artık dışarıdan fark edilebiliyor ve çocuğun yaşına işte büyüme potansiyeline bağlı olarak da tedavi etmek gerekiyor. Ya fizik tedaviyle ya da korseyle veya ikisiyle beraber olarak. 40 derecelerin üstünde artık çok bir fizik tedavinin şansı ne yazık ki kalmıyor. O zaman da cerrahi tedavi etmek gerekiyor. 40'ın da üstünde, 50-60 derecelerde veya daha üst derecelerde olanlar ileride ciddi akciğer ve kalp problemlerine sebep olabiliyor. Çünkü göğüs kafesi anomalisine sebep olduğu için akciğerin bir kısmının ciddi anlamda sönük kalmasına sebep oluyor ve bu çocukların solunum fonksiyon testleri bir düşük çıkıyor. O yüzden omurganın eğilip aynı zamanda dönerek göğüs kafesinde deformasyona sebep olmaması lazım. Ya o zaman şunu mu demek lazım? Omurgaya kaburgaların uyum sağlayamaması, Tabii. aynı şekilde dönememesi Aynen. gibi. Aslında beraber dönüyorlar ama bu sefer de akciğeri sıkıştırmaya başlıyor. Çok ağır olanlarda erken ölümler bile ortaya çıkabiliyor. Ağır skolyozlarda. Kalple ilgili sıkıntılar Kalple ilgili vesaireler kalp gündeme geliyor. yetmezlikleri ortaya çıkabiliyor. Akciğer yetmezlikleri ortaya çıkabiliyor. O yüzden skolyoz aslında önemli bir rahatsızlık. Çok şükür ki artık eskisi kadar o kadar ağır skolyozlarla karşılaşmıyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımız artık orada hani erken dönemde yakalanıp uzun süreler bekledikleri için hastalar oradan gelen hastalarda gerçekten çok ağır skolyozlarla karşılaşıyoruz ama ülkemizde artık çok şükür ki o kadar ağır skolyozlar çok Peki görmüyoruz. bizim ben bilmediğimden soruyorum. Bakanlığın böyle bir şeyi var mı? Takip programı veya tarama programı var mı? Yok ne yazık ki. Değil mi? Evet hani biz kendi çabamızla birkaç okul taraması yaptık. Gene normal bildiğimiz şeyde oranda yakaladık skolyozları. Ama hani böyle bir rutin bir program ne yazık ki yok. Çok basit aslında hani bunu yakalamak. Yani Nasıl yakalıyoruz? ayaktayken bunu anlamak çok zor. Hele giyinik bir çocukta bunu yakalamak çok çok zor. Değil O mi? yüzden en azından ailelere biz şunları öneriyoruz. Eğer bundan bir şüpheniz varsa çocuğun üstünü çıkarttıktan sonra sırtından öne doğru eğdiğiniz zaman kaburgalardaki eşitsizlikten bunu çok rahat yakalayabiliyorsunuz. Bu çok basit bir test aslında Tabii. ama biz rutinde de klinik olarak bunu kullanıyoruz. Normalde baktığınız zaman hiçbir yeri fark edemiyorsanız bile öne doğru eğdiğiniz zaman o rotasyon kaburgaların bir kısmının yukarıda kalmasına bir kısmının aşağıda kalmasına sebep oluyor. Bu da işte onu çok daha net yakalayabiliyorsunuz. Çok basit bir tarama yöntemi. Sadece okulda yapılmasına da bile belki gerek yok. Ailelerin kendi evde yapmaları bile yeterli olabiliyor. Konuşmanın başında hep şunu vurgulamıştım. Hani adolesan döneminde ve kız çocuklarında olduğu için bunu yakalamak çok zor. Genellikle yaz dönemlerinde işte çocuk denize girerken aile arkadan izlerken fark edebiliyor. Orada bir asimetri olduğunu öyle fark edebiliyorlar. Yoksa rutinde yani çocukların sırtını çıplak görmek yani o yaşta çok görmüyorsunuz zaten. Yani. Genelde yaz döneminde bunları yakalayabiliyorlar. Ama çok basit önlemlerle işte Peki yakalanabiliyor diyelim böyle bir ya. şey yakalandı. Öncelikle ailelerimize şunu söylememiz lazım. Yani
Böyle bir şeyiniz varsa bir çocuklarınıza bir bakın bakalım. Yani hakikaten bir üzerindeki kazağını vesairesini bir çıkarın. Öne doğru eğilsin bakalım. Yani bir orada bir asimetri var Evet, mı onu görmek lazım. evet hocam. Diyelim var. Size de geldi. Ne yapıyorsunuz? Hocam, bizim ilk yaptığımız, ilk planda yaptığımız bir kere bütün o global olarak bir değerlendiriyoruz çocuğu. Gövdesinde herhangi bir imbalans var mı, denge bozukluğu var mı, hareketleri nasıl, onlara bakıyoruz. Derecesini 3 aşağı 5 yukarı zaten oradan tahmin edebiliyorsunuz ama rutinde yaptığımız mutlak surette bir skolyoz filmi çekiyoruz. Skolyoz filmi bizim diğer kullandığımız tekniklerden biraz daha farklı. Uzun röntgen kasetine çekiliyor ve kulak hizasından aşağıda kalç hizasına kadar görüyoruz. En az da bu kadar seviyeyi görmek lazım. Daha yeni teknikler de var. EOS sistemleri de var. Bütün vücudu değerlendiriyorsunuz. Daha uygun ama biraz daha pahalı tetkikler Pahalısı açıkçası tabii. onlar. Herkesin Ama ulaşabileceği şey herkesin ulaşabilir. kulaktan pelvise kadar Evet. olan taraf. Peki. Birçok eğitim araştırma hastanesinde bile Var. bunlar var. Kullanıyoruz. Doğru. Bu röntgende mutlak suretli bacak eşitsizliği var mı? Leğen kemiği dengesi nasıl? Yani alttan yukarı doğru başlayarak tek tek değerlendirerek gidiyoruz. Omurgada eğrilik ne kadar? Eğriliğin açısını mutlaka ölçüyoruz. Ve onların tiplendirmeleri var. O tiplendirmeler hangisine girdiğine bakıyoruz. Yine leğen kemiğinin üstünden belli skalalar var. Risser skalası diyoruz biz ona. Omurganın ne kadar büyüme potansiyeli olup olmadığını ölçüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü ileride atıyorum 20 derece gelen bir skolyozla 15 yaşında bir çocuk düşünün. Veya 18 yaşında 18 derece 20 derece arasında bir skolyoz olan bir çocuk düşünün. İkisinin tedavisi aynı olmayacak. Çünkü bir tanesinin büyüme potansiyeli hala var, bir tanesinin artık yok. O onun eğriliği daha fazla ilerlemeyecek demektir. Ama erken yaşta ileri derecede skolyoz yakalıyorsak bu önemli bir nokta. O zaman bunun ilerleme potansiyeli yüksek. Bizim için skolyoz hocam en çok sorulan soru şu oluyor bize. Geldiği zaman aileler özellikle bunu soruyor. Hocam ilerleyecek mi? İlerlemesinin buradaki kriter erken yaşta ileri bir skolyoz, evet ilerler. O yüzden sıkı takip etmek gerekiyor ve belki de hemen tedavisine başlamak gerekiyor. Peki tedavisini geçeceğiz de. Şimdi tanıyı koyduk, şey yaptık. Direkt grafi değil mi bunlar? Yani direkt Direkt grafi grafiyle ama bazı özel durumlarda MR da çektiriyoruz. ekstra MR çektirebiliyorsunuz. Peki şimdi şeyde kollarda, bacaklarda şeyleri biliyoruz da kapanma işte epifizlerin kapanma zamanlarını biliyoruz. Omurgalardaki şeyin nasıl? Onlarla uyumlu mu aynı şekilde? Biraz önce anlattığım şey aslında tam olarak da o hocam. Leğen kemiğinde yani ilyak kanadın üzerindeki apofizin kapanmasına bakıyoruz. Onun da belli skalaları var. Bir sıfırdan beşe kadar ona bakıyoruz. Yani sıfırla bir arasında yani daha hiç apofizin oluşmadığı dönem çok daha erken büyüme dönemine denk geliyor. O dönemde omurganın daha hala çok büyüme potansiyeli var demek ve eğriliğinde ilerleme potansiyeli var demek. Ama Risser 4-5 artık neredeyse kapanmış. Omurga eğriliği artık daha fazla çok ilerlemeyecek anlamına geliyor. İlerlememesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Eğriliğin ilerlemesi kötü bir şey. Eğriliğin ilerlemesi kötü bir şey de. Şimdi bu aşamada yakalanmış bir hastanın, bir kişinin düzeltilmesi daha kolay değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi güncel birçok farklı tedaviler de var. Bizim bundan 4-5 sene öncesinde çok güncel, çok sık kullandığımız işte arka taraftan yani sırttan yaklaşımla pedikül vidaları kullanarak füzyon cerrahisi yapıyorduk. Hala da kullanıyoruz. Birçok Tamam. vakada hala aynı sistemi kullanıyoruz. Ama artık daha güncel halk arasında ipli skolyoz diye geçiyor. Tetrin, gerdirme yöntemiyle yapılan teknikler var. Bu tekniklerde omurganın artık hareketine izin verip ama aynı zamanda eğriliği düzeltecek şekilde yapıyoruz. Usturuplu büyüsün diye bir Evet, şey aynen yapıyorsun öyle. yani. Bunda da Kalıba sokmak gibi bir şey kalıba yani. sokmak gibi oluyor. Ve bunda da yaptığınız gerdirme işlemiyle beraber iyi hesaplamak gerekiyor. Yani çocuğun ne kadar daha büyüme potansiyeli var, bu eğriliği kendisi daha ne kadar düzeltecek. Çünkü omurgayı kısmen serbest bırakıyorsunuz. Eski sistemdeki gibi arkadan vidaları koyarak tamamen omurgayı dondurmuyorsunuz. Kemikleri birbirine füzyon yapmıyorsunuz. O yüzden eğriliğin ne kadar ilerleyeceğini iyi hesaplamak gerekiyor. Ne kadar büyüme potansiyeli olduğunu iyi hesaplamak gerekiyor. Ona göre bir cerrahi yöntem Yani ben değiştirilebiliyor. şunu algılıyorum. Demek ki büyüme potansiyeli olan omurgalarda daha çok fleksibel olanları yani Evet. hareket edebilirliği, kendi adına hareket edebilirliği tercih ederken işte artık bitmiş
Bunlar herhalde daha füzyon Daha füzyon cerrahisi tercih Çok edilebiliyor. doğru. Yani dolayısıyla bu tabii ki peki tedaviden evvel şimdi geldi. Ne zaman ameliyat edilmeli? Genellikle eğer 12, 11, 12 yaşlarından daha öncesinde çok ameliyat tedavisi yapmak istemiyoruz. Neden? Çünkü biz eğer arka taraftan füzyon ameliyatı yapacak isek omurganın büyümesi hala ön taraftan da devam edeceğini crankshaft fenomeni dediğimiz bir fenomen var. Böyle bir komplikasyonla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle çocuğun 11-12 yaşını doldurmasını bekliyoruz. Eğrilik eğer 40-45 derece arasında ise o zaman da evet ameliyatı tercih ediyoruz. Ama yani tam bir sınır olmamakla beraber örneğin mesela %5'lik %10'luk kısma giren konjenital skolyozlarda erken dönemde yakalanan skolyozlarda beklemiyoruz onu. Çünkü o çocuklarda çok ciddi ilerleme potansiyeli var. Olabilen en erken dönemde yapmaya çalışıyoruz. 3,5 yaşında 4 yaşında da ameliyat Yaptığınız ettiğimiz var yani. skolyoz vakaları var. Onlar ama genellikle konjenital dediğimiz omurganın oluşum veya segmentasyon, ayrılma kusurları sebebiyle olan skolyozlar nedeniyle olanlar. Böyle Onların ilerleme yani potansiyeli çok daha müdahale fazla. etmediği zaman çok daha ciddi problemler Evet. çıkabilecek O yüzden şeyler. erken cerrahi yapıyoruz Anladım. ameliyatı. Yani o zaman vaka bazlı değerlendirmek daha Kesinlikle. mantıklı oluyor dolayısıyla. Peki tedavileri bu şey yaptık. Bu şekilde bir planladınız, yaptınız. Başarı oranımız ne? Çok şükür yüksek. Ama tabii skolyoz cerrahisi ekip işi gerektiren bir Tabii. iş. Çok büyük bir iş çünkü. Evet, uzun süre ameliyat süreleri çok uzun. Komplikasyonlar olabilen bir cerrahi. O yüzden üzerine belki daha fazla eğitim de almanız gerektiren bir cerrahi teknikler içeriyor açıkçası. Ama başarı oranımız yüksek çok şükür. O Eğer çok doğru önemli. planlama yaparsanız, doğru hastada doğru tekniği kullanırsanız çok yüz güldürücü sonuçlar Yani alıyoruz. hayat kurtarıyorsunuz bir. Evet. O zaman şimdi estetiğine gelelim olayın. Yani şimdi estetiği sona bırakalım dedik. Peki estetik olarak ne hale sokabiliyorsunuz bir insanı? Çok şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Yani zaten omurga vücudumuzun ana kemiği ve bütün şeklimizi aslında belirleyen yapımız omurgamız. Omurganın eğri olduğu zamanlarda ister istemez gövdede çocuklarda biraz daha kısalma olabiliyor. Yani kollarla bacaklarla orantısız olabiliyor. Siz eğri bir şeyi tekrar düz hale getirdiğiniz zaman boyunu da uzatmış oluyorsunuz. Tabii. Genellikle daha en son geçen hafta ameliyat ettiğimiz 27 yaşında bir bayan vardı hasta. 1,70'ti. 1,77 olarak çıktı ameliyattan. Çok iyi bir şey. Ayağı ilk kaldırdığımda çok uzamışım dedi. Yani. Evet uzadı yani hakikaten neredeyse benim boyuma geldi kız. Çok şey değiştirebiliyor. Bütün gövdesi değişiyor çünkü. Uzadığı için daha ince bir profile sahip oluyor. Ama tabii biz hedefimiz bunlar değil. Onları düzeltmek veya Tabii işte ki. şekli düzeltmek değil. Omurga bütün vücudumuzu taşıyan ana kemiğimiz ve bunun düzgün olmasını istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Ama yanında kazanımları evet kozmetik açıdan çok ciddi kazanımlarımız var. En büyük kazanımı da bu öne doğru eğilme testinde ortaya çıkan repump diyoruz. Yani kaburgaların oluşturduğu bir kamburluk var. Onu ortadan kaldırıyorsunuz. Ve o çocuğun çok görüntüsünü çok değiştiren bir şey. Neden önemli? Çünkü ergenlik döneminde çoğunlukla da kız çocuklarında olduğu için onların o öz benliklerinde çok ciddi yıkımlara sebep olabiliyor Tabii aslında. psikolojisini çok ciddi düzeltir bunu Evet, düzelttiğiniz takdirde. bunu da düşünmek gerekiyor. Tabii. Çocuklara bunun aslında tedavi edilebilecek bir şey olduğunu, düzelebilecek bir şey olduğunu anlatmak gerekiyor. Çünkü tam ergenlik döneminde kendi dünyanızla ilgili bir profil oluşturuyorsunuz. Hepimiz geçtik o dönemlerde. Dünyadaki yerinizi belirliyorsunuz aslında. O dönemde böyle hep arkadaşları tarafından da ya sırtında eğrilik var, şöyle var, böyle var diye hele bir de aileler üstüne düşüyorsa çocuklarda gerçekten ciddi bir yıkım olabiliyor. Psikolojik açıdan ciddi bir yıkım olabiliyor. Evet. Bunun aslında düzelebilecek bir şey olduğunu O çok söylemek lazım. önemli bir şey. Bir şey şimdi siz konuşurken o geldi aklıma. Notre Dame'ın kamburu vardı biliyorsunuz. Çok meşhurdur yani şeyde Fransa'da, Paris'te işte Notre Dame Kilisesi'nde işte çan çalan kişi nedir? Zangoç mu dedin? Öyle bir şey bir ismi Galiba. var. Tam bilemedim şimdi. O kişinin yaşadığı psikolojik şeyleri Evet. anlatan bir filmdir. Evet. Dolayısıyla bizde de mesela hörgüç gibi işte sırtında bir kamburla dolaşan kişinin
toplumdaki kabul görme şeyi. Evet. Tabii kişiler her zaman için görsel olarak bir sıkıntıya girerler doğal olarak kabul edilme adına. Tabii bunları düzeltiyorsunuz, çok ciddi bir şey var yani. Hizmet ediyorsunuz yani gerçekten insanlara Teşekkürler. ve onun benlik duygusunun üst tarafa çıkması, belli bir şeye gelmesi çok önemli bir şey gerçekten. Kesinlikle hocam. Özellikle erkek çocuklar için de bu geçerli. Tabii Yani tabii sadece kesinlikle. kız çocuklar için değil Biz tabii biraz ki. fazla yoğunlaştık kız Ya çocuğuna evet daha yani çok güveniyor ama erkek şimdi çocuklar bizim için de. toplumumuzda birazcık daha kız çocuklar ön plandadır. İşte evlilik zamanı şöyle olmalı, böyle olmalı filan falan. Erkekler birazcık daha şeydir böyle. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi onlar birazcık daha desteklenir her zaman için. Ama kız çocukları gerçekten bu böyle bir yükün altında ezilirler Evet. gerçekten. Bu ameliyatın peki bir insanı ameliyat ettikten sonra diyelim ergenlik çağındaki bir insan düzelme süreci, iyileşme süreci ne kadar alır? Şöyle, zaten düzelttikten sonra tekrar bir daha hani onun işte o vidaların kendini bırakması etmesi öyle bir şey beklemiyoruz çoğunlukla. Yani düzelmeyi hemen zaten ilk günden sağlamış oluyoruz. Ama çoğunlukla bazen öyle söyleyeyim. Kaslar bir kısmı uzun bir kısmı kısa kaldığı için siz yukarısını düzelttiğiniz zaman onların adaptasyonu biraz vakit alabiliyor. Belki her hastada değil ama kısa dönem korse ile birazcık o kaslar kendini toparlayana kadar destek veriyoruz. Ameliyattan sonra uzun süren ameliyatlarda biliyorsunuz siz de hocam hani yoğun bakım ihtiyacı olabiliyor. Tabii. Tedbir amacıyla bir ilk geceyi mutlaka biz yoğun bakımda geçiriyoruz hastalarımıza. Ertesi günü servise alıyoruz ve hemen ayağa kaldırıyoruz. Çok iyi. Ve hemen solunum fizyoterapisine başlıyoruz, egzersizlerine O da başlıyoruz. çok önemli çünkü onu Çok diyecektim önemli. şimdi. Bundan sonraki fizyoterapinin yerine. Evet. Ameliyattan sonraki en önemli şey Tabii ki onlardan biri. kesinlikle öyle. Belli bir süre, 3-4 gün hastanede yatıyor ya yatmıyor. Ondan sonra taburcu ediyoruz. Sonrasında sadece yarısı iyileştikten sonra birçok hareketi, okuluna gidebilecekse zaten gidiyor. Yani Rutin yaklaşık bir, hareketler diyelim, değil evet, mi? 15-20 gün içerisinde çocuklar tekrar okuluna dönebiliyorlar. Çok iyi. O ilk bahsettiğim tetring yöntemine daha da erken dönebiliyorlar. Çünkü onların ameliyat yeri vesairesi çok daha kısa ve daha kozmetik oluyor açıkçası. O çocuklar daha da hızlı dönebiliyorlar ama genellikle 15-20 günü buluyor. O yüzden genellikle zaten hep ya sömestr tatiline denk gelir bu ameliyatlar ya da işte yaz döneminin başı veya sonuna denk gelir. Çoğunlukla o dönemlerde bu ameliyatları çok Yoğunluk olur, yapıyoruz. evet. Okul döneminde yapmayı tercih etmiyoruz ki okuldan kalmalarını istemiyoruz bu çocukların. Tabii. Çünkü bir dönem kaybetmeleri bile ameliyatı 2-3 ay daha bekleyebilir. Hiç önemli değil. Yani 1-2 sene belki değil ama 1-2-3 ay beklemesinde bir sakınca yok. Ama dönem kaybı onun bütün Sistemi alt üst eğitim ediyor yani, hayatını değil mi? alt üst Doğru. edecek bir şey olacağı için sabretmelerini ve beklemelerini öneriyoruz biz hastalarımıza. Fizik tedavi dediniz hocam. Fizik tedavide çok ağır egzersizler vesaireler ameliyat sonrasında vermiyoruz. Genellikle gerek kalmıyor. Ama ameliyat etmeyeceğimiz ara form olan hastalarda, ara grupta evet fizik tedavinin çok etkin olduğu yerler var. Bunun için özel teknikler var. Şirot tekniği diyoruz biz bunlara. Ve bununla ilgili özel ilgilenen fizyoterapist arkadaşlarımız var. Onların da desteğiyle beraber hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. O çok iyi bir şey. Peki bu kadar şeyin üzerine düzeltemediğiniz vaka var mı? İstediğimiz gibi düzeltemediğimiz vakalar var. Hani Yani. çünkü belli bir yere kadar sınırlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk kullandığınız cümle omurga için şuydu hocam. İçerisinden omurilik geçiyor. İçerisinden omurilik geçen bir yapıyı siz dışarıdan çok istediğiniz şekilde bazen düzeltemeyebiliyorsunuz. Sizi sınırlandıran bir omurilik var içeride. Evet. Bütün ameliyatlarımızda biz nöromonitörizasyon denen bir teknikle hastaların elektrik akımlarını ölçüyoruz. Hani her şey yolunda bile gitse eğriliği düzeltmeye başladığınız andan itibaren omurilik içeride gerilmeye başlıyor. Eğer bu sinyal akımlarını azaltacak düzeye geldiyse orası bizim sınırımız oluyor. Oradan daha fazla düzeltemiyorsunuz. Omurilik izin verdiği takdirde osteotomi yaparsınız, değişik teknikler kullanırsınız. Omurganın gerekirse bir tanesini tamamen çıkartırsınız ki bu teknikler hep var uyguladık zamanında. O zaman gerçekten dümdüz bir omurga elde edebiliyorsunuz ama sizi sınırlandıran bir omurilik var içeride. Omuriliğin izin verdiği kadar düzeltebiliyoruz işin Dolayısıyla gerçeği. her segmentte o zaman bütün sinir şeylerine, traselerine bakıyorsunuz Evet, yani. kesinlikle bakıyoruz. O ilginç bir hakikaten. Yani Evet. onun için
O ameliyat saatlerce sürüyor. Saatlerce. Biz hep zaten şey yaparken, arkanızda beklerken başka ameliyat yapmak için, ya bu adamlar ne yapıyor içeride, bu kadar niye uzun sürüyor moduna giriyoruz da Şimdi o nedenle. büyük bir rahatlık sağladı tabii. Yani ben o dönemin çok en başını hatırlıyorum. Benim asistanlığımda orta kısmından itibaren hep nöromonitorizasyon vardı. Hı-hı. Çok büyük bir rahatlık bizim için, cerrah için. Hasta için de çok önemli bir ayrıntı aslında. Bir teknisyen başından sonuna kadar bir nöroloji hocasıyla beraber ameliyatta eşlik ediyor bize. Ve elektrik akımlarını ölçüyor. Bizim yaptığımız her harekette, her uyguladığımız vidada bizi uyarıyorlar. İyi gidiyorsunuz veya işte problem var, dikkat edin gibi uyarıyorlar. Bu bizim için çok kritik. Birçok komplikasyonun önüne geçen bir şeydi. Vallahi hocam muhabbet çok güzel de uyarıyorlar rejiden. Yeter artık susun diyerekten. Şimdi sayın seyircilerimiz çok güzel bir programı noktalamak durumundayız. Çocuklarınızı önce üzerlerini çıkartıp öne doğru eğdiriyorsunuz. Bir eğri bir durum veya işte asimetrik bir durum söz konusuysa Cem hocama gidiyorsunuz. Kolan International'da. O bir değerlendiriyor. Size gereken bütün önerileri sunuyor. Ve çocuğunuzun ileriki yaşamını da kambur veya işte skolyozu olmasını engelliyor. Haberiniz olsun. Çok teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Bir başka Cemalettin Camcı'yla yeni ve güncel sağlık programında görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler diliyoruz efendim.